Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün Perşembe 5 Aralık 2013 Perşembe, yarın da 6 Aralık Cuma olacak ve bütün piyasalar 6 Aralık'ı bekliyor. Sizlerden de sorular gelmeye başladı. Her Perşembe olduğu gibi bu sabah da yine konuğum Cüneyt Baksoy. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk hocam. Bu arada şöyle söyleyeyim. Sevgili seyirciler, benim kravatım pembe değil. Şu an ben monitöre bakıyorum, böyle pes pembe, inanılmaz böyle cırtlak bir pembe gözüküyor. Kesinlikle öyle bir renk değil. Şu ışıklardan mıdır nedir? Böyle aşırı bir pembe gözüküyor. Çünkü daha sonra taktığımız kravatları izleyiciler şey yorumluyorlar. Ha hoca o gün şöyle takmıştı, borsa yükselmişti. Yok bugün böyle takmıştı şeklinde. Evet Cüneyt. Dün genel olarak piyasalarda önemli hareketler vardı. Bir veri geldi. Bu ADP İstihdam verisi geldi. Özel İstihdam verisi, evet. Borsa 72.500'den bir anda 70.000'e kadar 500 puan çöktü. 72.000'e kadar. Sonra saat 17'de Chicago'nun İstihdam Endeksi geldi. ISM, Hizmet Endeksi. Evet, ISM İstihdam Endeksi. ISM İstihdam değil mi o ya? Hizmet Endeksi. Yok ya, Hizmet. Ben yanlış mı okudum onu? Neyse. Bu veri geldiğinde bu verinin çöktüğü görüldü. 56.2'den 52.5'a. Dolayısıyla o sırada 1000 puan arttı borsa. Ve 73.000'in üzerinde kapattı. Dünkü bir önceki kapanışın 1 puan, 2 puan. Bir önceki kapanışa neredeyse eşit kapattı. Yani aslında gün içinde başladığı yerle aynı kapattı. Peki burada bugün ne var? Büyüme var. ABD 3.1 bekleniyor. Bir önceki tahmin 2.8'di. Yani Amerika 3. çeyrekte ne kadar büyümüş sorusunun cevabı 2.8'di. İlk açıklanan rakam. Şimdi bu revize edilecek. Bu ikinci tahmin zannedersem. O da 3.1 bekleniyor. 3.4 bekleyen de var. 2.8 bekleyen de var. Ama aralık bu. Bir de arkasından işsizlik başvuruları açıklanacak. Şimdi bunları niye ayrıntılı konuşuyoruz? Çünkü piyasa dün bütün Amerika'dan gelen verilere çok aşırı reaksiyonlar verdi ve vermeye de devam edecek. Daha dün 5 kitap açıklandı. Ona da bir değinelim. Evet. Bu şeyde 5 kitapta açıklandıktan sonra zaten Amerika'ya bir miktar satış da getirdi. Ekonomi iyiye gidiyor dediler. Mütevaziden ılımlıya geçiş. Mütevaziden ılımlıya geçiş dediler. Amerika bozuldu. Düşünebiliyor musun? Yani ne günlere kaldık yani. Amerika ekonominin iyiye gittiğine dair haber geliyor. Borsalar düşüyor falan. Ben şöyle söyleyeceğim. Gerçekten bugün itibariyle işsizlik verileri ve şey açıklandıktan sonra, büyüme verisi açıklandıktan sonra işsizlikte de 6.000 artış bekleniyor. 6.000 başvurularda. Geçen rakam 316.000, bugün beklenen rakam 322.000. Eğer 316.000'den aşağı düşerse, 300.000'e falan düşerse bu acayip iyi bir veri demek. O zaman burada borsada bayağı bir sert satış yeriz. Ama tersi olursa 322 beklenirken 350 falan gelirse de borsada gene böyle bir büyük sert çıkış görürüz falan. Yarın için tarım dışı istihdam verisi var. Bugün ayrıca ECB de var işte. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın ya karar faiz falan beklenmiyor. Hani faizle bir şey önemli. Beklenmiyor ama Draghi ne diyecek, ona bakmak gerekiyor. Şimdi bütün bu resmin içerisinde sen bana bir strateji üretir misin? Senin stratejin ne? Bir, borsa stratejin ne? İki, yani bu iki günde ne yapardın? Strateji. A ve B planın. İki, döviz kurunda, dolarda. Kritik bir yerdeyiz. Evet, stratejin ne? Üç, faizde, şeyde, fonlarda stratejin ne? Yani böyle bir durumda hani bankalardan fon alanlara ne önerebilirdin, ne yapardın? Şimdi ilk önce birinci sorudan başlayalım. Şimdi yani bu iki günde sen bana net bir şekilde borsa stratejini bir anlatır mısın? Yani tabii böyle bir soru ki tam Sırat Köprüsü'nden geçirir insanı. Böyle bir soru. Üstadım bir kere net önerim. Bu iki gün içerisindeki işlemlerin çok volatil olacağı. Yani aşağı ve yukarı yönlü. Dün yaşadığımız gibi.
olacağını bir kere kabul etmek gerekiyor. Hı hı. Gelecek her veri, her açıklama, hatta tarım dışı İslam datasına kadar ki her süreç, dakika dakika, saat saat işlemlerin her iki yöne doğru akabileceğini bize gösteriyor. Bunlar hatta sert çubuklarla da olabilir, sert saatlik barlarla da olabilir. Böyle bir piyasada eğer siz net olarak piyasayı takip edemiyor iseniz ve ederken de piyasaya konsantre değilseniz, elinizde strateji üretecek teknik analiz vesaire başka silahlarınız da yoksa kesinlikle uzak durmanız bu iki gün işlemlerden. Net aslında önerimiz bu, ana önerimiz. Yani en azından bu iki günü beklemek, bunun nasıl beklemek, likit pozisyonda, fonlarda da likit fonlarda. Fon alıyorsunuz bankadan, likit fon olarak alarak bekleyebilirsiniz. Veya zaten paranızı yatırımda kuruluşta tutuyorsanız onlar sizin adınıza günlük onu değerlendiriyorlar, repo yapıyorlar. Veya siz bunu kendiniz günlük olarak beklersiniz iki gün. Bu iki günü atlattıktan sonra piyasanın yönüne göre, alacağı seyre göre hareket edersiniz. Ama ben aktif hareket edeceğim diyorsanız o zaman net bir strateji ancak şöyle kurarsınız. Bir, o zaman şöyle diyelim mi? Birinci senin stratejinde bekle gör. Yani çok fazla hareket etme. Piyasalar aşırı dalgalı. Yani profesyonel gelen, ya da yarı profesyonel olmayan izleyicilerimiz için. Gelen haberlere göre, gelen haberlere göre şey yapma. Sürekli al sat yapmaya kalkma. Nakitte kal. Haber bitsin. Ondan sonra piyasanın yönüne göre karar ver diyorsun. Peki İkinci şey biraz daha işte... O biraz daha tabii karmaşık kişi yapıyor. Bir, elinizde mal var. İki, elinizde mal yok. Evet. Ama işlem yapmak istiyorsunuz. Hı hı. Eğer elinizde mal varsa kesinlikle böyle bir piyasada, örneğin hisse senedi taşıyorsanız, hı hı, bir stop loss'unuz olmalı. Hep söylüyoruz, hep de söyleyeceğiz. Ana stratejide uyulması gereken ana kriter bu. Yani olmazsa olmaz, evet, olan madde bu. Nedir? Dünün en düşüğü 72 bin örneğin. 72 binin altına geçişlerde elinizdeki malı realize edebilirsiniz. Veya biraz daha uzun vadeli düşünüyorsanız ve risk algınızı geniş tutabiliyorsanız, elinizdeki portföy yapısında ayırdığınız hisse senedinde paranın tamamını kullanmamış iseniz, o zaman stopunuzu biraz genişletebilirsiniz. Evet. 70 bin ki 12 haftanın sıkışması. Zaten siz birazdan grafiklerde gösterirsiniz. 70-77 bin arasında o 80.500'ü bir kez daha gördükten sonra böyle bir sıkışma alanı içine girdi ve 12. hafta bu 13. hafta. O zaman dersiniz ki ben 70.700'lerden döndü. Ben orayı 70 bin olarak kabul ediyorum. Birkaç kere döndüğü yer. 70 bin stop loss olarak kabul edersiniz bu iki günde. 70 binin altına gelmedikçe elinizdeki hisse senedini satmazsınız. Ve yukarı yönlü hareket oluşuyorsa da özellikle benim için kritik yer ilk etapta bir 74-74.500'ler ama asıl 75 bin üzerine yerleşmek. Bu oluyorsa zaten elinizdeki hisse senedi değerlenmiş oluyor. Hı-hı. Ek mal almak istiyorsanız 75 üzerinde kalışlarda ek, hı-hı, mal alırsınız ve 77'nin geçilmesine konsantre olursunuz. Hı-hı. Bütün hareketlerin, bütün tepkilerin 77 bini geçmeden ki 13 haftanın en yükseği 77 binler. Evet. Geçmeden bir anlam kazanmayacağını da not edelim. Şimdi mal alıyorsanız, bugün girecekseniz, hı-hı, gün içerisinde aşağı yönlü hareketlerde gene 72-72.500 bandından malı alıp yukarı yönlü harekete konsantre olursunuz ama gene stopunuz 72 olmuyorsa 70 binlerde stop olarak yukarı yönlü hareketin devamına bakarsınız. Ya gelen dirençlerde satarsınız, kar realizasyonu yaparsınız ya da hayır ben yukarı hareketin devamına inanıyorum. Çünkü tarımcısı İslam datası sonrası Fed algısı geri çekilecek. Hatta bugün ECB'den ek bir destek gelecek piyasalara, Fed'in panzehiri gibi olacak. Fed aralığı da pas geçme algısıyla birleşecek. Sene sonu hareketine ben inanıyorum diyorsanız stoplu mal alabilirsiniz. Dolar TL tarafında iseniz, elinizde dolar TL varsa 2.05'in geçirip geçirmeyeceğine konsantre olmak lazım. 2.05 çok kritik bir yer üstadım. Hem yukarıdan gelen alçalan trendin hem aşağıdan gelen yatay yukarı doğru giden trendin, evet, kesiştiği nokta. Önemli ortalamalar var. 2.05'in üzerindeki kalımlarda elinizdeki dolar TL'yi tutabilirsiniz. Çünkü 2.08, 2.10 gibi önemli bir dirence doğru hareket gelişecek. Genişleyecek FED'e bağlı olarak.
Onun üzerinde 2.20'ler, 2.35'ler var grafiklerde potansiyel olarak. Ama bunu konuşmak için erken. Evet. Eğer elinizde dolar TL varsa benim stopum orada 2.05 geçilemiyorsa 2.03, 2.02. Bu band benim için stop. Kendi grafiklerimde. Buranın altına kayışta ben dolar TL'den bir çıkarım elimdeki ve beklerim. Pivot 2'nin altına gelme ihtimali çünkü grafiklerde belirmeye başlar. Yani ana grafik, ana stratejim benim bu. Stop loss'u kullanarak ve kar realizasyonlarına bir kar hedefi koyarak strateji üretmek. Ama bütün bunları yapamıyorsam kesin tehlikeli ki tarafta kalıp bu iki günün geçmesini beklemek. Evet. Sen çok net bir şekilde kendi senaryonu verdin. Bu arada bir mesaj var. O mesajı okuyalım. Turgutçin diyor ki, hocam finansal okuryazarlığa en çok değinen kişisiniz. Borsayı ben sizden öğrendim. Bizi bilinçlendirmeye çalışıyorsunuz. Fakat yatırım uzmanlarını kim bilinçlendirecek? Bizim bütün uzmanların düşüncesi Aralık'ta kesinlikle Fed'in adım atmayacağı ve sonraki toplantı olan Mart'ta adım atılacağı yönünde. İşin merkezi olan ABD'de ise Aralık ayı fiyatlanmakta. Adamlar bizim kadar emin değil durumdan. Bütçe konusunda ABD meclisi anlaşmak üzere ve Fed ya bu faizleri ben ancak bu beklentiyi gerçekleştirerek sakinleştirebilirim deyip bir yapalım görelim fikrine kapılırsa ne olur? Ayrıca Fed açıkladı azaltıma başlamak için için basın karşısında çıkılan toplantılar seçilmeyebilir. Her toplantı eşit şansa sahip. Biz hala Aralık olmazsa Mart noktasındayız. İnsanlar uzmanları TV'den dinleyip birikimlerini değerlendirmekte. Biraz daha dikkat. Emeklerinize teşekkür ederim demiş. Şimdi işin garibi şöyle. Yani herkesin bir fikri olabilir öyle değil mi? Kimse yani uzmanlık dediğimde aslında Turgut Bey'e şunu söylemek. Yani Turgut Bey şunu çok net söyleyebilirim. Yani uzmanlık deyince aslında bunu anlamıyoruz. Yani ben Aralık'ta bekliyorum derse bir uzman ve Aralık'ta olursa o çok iyi uzman anlamına gelmiyor. Veya ben beklemiyorum derse o şekilde de olursa o da çok kötü bir uzman anlamına gelmiyor. Yani uzmanlık aslında şöyle, riski görüp o riskte yani var olan risk çerçevesi içerisinde ne kadar bir getiri istiyor yatırımcı, risk getiri profili uygun mu bunu ölçmesi lazım uzmanın. Yani şimdi hayatı boyunca parasını mevduatta değerlendirmiş birine sen kalkıp buradan hisse önerirsen olacak iş değil. O hayatı boyunca hiç para kaybetmemiş ki. Mevduatta para sürekli artmış, sürekli artmış. Kayıp nedir bilmiyor ki. Dolayısıyla hisse senedinde bir %1'lik bir düşüş bile anlayamayacağı bir şeydir. Onun risk getiri profili az. Uzman dediğiniz bunu ölçmeli. Ona göre bir öneri vermeli. Şimdi bizi izleyenler hisse sorduğu zaman biz diyoruz ki ha tamam hisse işlemleri yapıyor. Yani en azından alıyor, satıyor, o piyasanın ne olduğunu biliyor diyoruz. Bir iki kelime de ben söyleyeyim üstadım izin verirseniz. Güzel bir konuya değinmiş, güzel bir soru ama şimdi uzmanları değerlendirirken sizin kendi ana senaryonuz yoksa uzmanların size vereceği görüşlerin rehberlik etme şansı da yok. Her uzman kendi bakışına bağlı olarak piyasalardaki haber akışının veya veri akışının grafikler üzerindeki etkilerini hesaplayıp size bir yorum yapıyor. Evet. Yani hangi haber etkilidir? Hangi haberin nasıl geleceği grafikte nasıl yansıma yapar? Uzman buna bakar ve her uzmanın kendi bakış veya analiz yöntemi vardır. Dolayısıyla burada bir yarış yok. Yani uzmanlar arası bir yarış yok. Neticede kimsenin %100'ü bilmesi gibi bir durum yok. Bence burada benimki kendi yapmaya çalıştığım her zaman yayınlarda olsun, raporlarımda olsun, yazılarımda olsun veya bireysel görüşmelerde olsun olasılıkları vermek ve olasılıklar üzerine olası bazı senaryolar kurgulamak. Ve o ana senaryonuzun olmaması durumunda hemen ikinci senaryoya geçecek yatırımcı veya trader disiplinini, yatırımcı ruhunu diyelim, kazandırmak. Benim bütün amacım bu. Yani bu kesinlikle katılıyorum. Ve size de bunu geçen yayında söyledik üstadım. Her toplantı spekülasyona açık. Evet. Burada olmaz, şurada olur diye bir şey yok. Evet. İlla ki FED görmek istiyor. Evet. Ama Aralık ayında mı, sonrasında mı o
Şu an sadece Fed'in kafasında ama ABD 10 yıllıklar yüksek. Yüksek bir faizi ABD istemiyor. Ona çözüm bulamadılar. İzleyicimiz bunu da unutmasın. 2.83 faiz sadece global piyasaları değil, ABD ekonomisini de tehdit ediyor. Yani o şey, Turgut Bey zaten hani belli bir kişiyi kastetmiyor. Şu Yok, ben de bir genel bir cevap vermeye çalıştım zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Demin sorduğum soruya ben de kısaca bir cevabımı vereyim. Birincisi, dün olumlu haber geldiğinde piyasa 500 puan düştü. Olumsuz haber geldiğinde Amerika için 1000 puan yükseldi. Dolayısıyla kötü haberi daha az fiyatlamaya başladı. İyi haberi daha sert fiyatlamaya başladı. Bu sabah itibariyle iki tane önemli veri var. Bugün çok net yön gösterecek piyasa. Büyüme verisi ve haftalık işsizlik başvuruları verisi. Benim tahminim şu, özellikle büyüme verisi beklenenden yüksek gelmesine rağmen, işsizlik verisi beklenenden daha iyi gelmesine rağmen, haftalık işsizlik başvuruları eğer azalırsa bir şekilde, piyasa gene ani reaksiyonlar verecek. En son yarın tarım dışı istihdam verisini bekleyecek. Ben özellikle ondan sonraki haftanın gündemine baktım. Ondan sonraki haftanın gündeminde hiçbir şey yok. Sadece 3 tane Fed üyesi konuşacak. O da Fed toplantısı öncesinde Fed üyeleri konuşarak toplumu şeye hazırlıyorlar. Piyasayı genel olarak farklı görüşlere hazırlamaya çalışıyorlar. Pazartesi günü konuşacaklar onlar. Arkasından da 18 Aralık, 17-18 Aralık'ta da bu Fed toplantısının sonuçları alınacak. Şimdi benim gördüğüm şey şu. Şu ana kadar sanki Aralık'ta başlayacakmış fiyatlandı. Şu ana kadar 77 binden itibaren 72 bine kadar sanki bütün gelen veriler eyvah Aralık'ta başlıyor, Aralık'ta başlıyor diye 72 bine kadar geldik. Dün ilk sinyal geldi bana göre. İlk sinyal 500 puan düşüp 1000 puan çıkmasıydı. Bu 72 bin veya 71 binde ne olursa olsun, yani tarım dışı istihdam yarın 200 bin gelse bile, 250 bin gelse bile, düşüşten sonra, yani çok olumlu bir veri gelse bile, yani 70 o düşüşten sonra daha fazla düşmek için sebep çok fazla kalmıyor. Ya da 18 Aralık'a kadar, 6 Aralık'tan 18 Aralık'a kadar 12 gün boyunca piyasa Fed'i beklemez. Veya Fed'i bekleyecekse bile, Fed'in düşüş yapacağını düşünse bile, daha doğrusu Fed'in azaltım yapacağını düşünse dahi, satış yapabilmek için piyasa bir sürü sebeple çok rahatlıkla 77 bine geri çıkartılır. Bu yüzden benim kafam çok çok netleşti dünkü olaylardan sonra. Özellikle bugünden itibaren, senin söylediğin gibi 70 bine stop koyarak, yani her an başka bir haber rezilliğiyle, yani sadece Fed nedeniyle aşağı yönlü hareket başlayabilir. Gider ne bileyim İsrail'le İran bir bomba fırlatmaya kalkar. Bütün her şey değişir. Dolayısıyla ben 70 bine stop koyarak, oradaki düşüşleri de baz alarak, 2 gün boyunca genel olarak şu anki açılış fiyatlarının 2 kademe, 3 kademe, 5 kademe altına alış girilerek beklenmesini, geldiğinde de toplanmasını, eğer veriler şey gelirse, bugün çok fazla veriye göre hareket edilmemesini, hatta verinin tersine hareket edilmesini ben öneriyorum. Şeyde yarın ama tarım dışı istihdamdan sonra, saat 15.30'dan sonra, tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra, yön ne tarafı olursa olsun açıklandıktan sonraki yön, eğer yukarı giderse piyasa, yukarı gidişin devam edeceğini, aşağı giderse fazla uzun sürmeyeceğini, tekrar yukarı gidişin devam edeceğini düşünüyorum. Hiçbir zaman fikirlerimi bu kadar net açıklamam. Yani bu kadar net konuşmam normalde. Fakat piyasanın gelecek haftanın gündemi, Fed, daha önceki olaylar ve Fed'in açıklama yapması öncesinde ben Fed'in tahvili azaltımını başlayacağını biliyor bile olsam, normalde piyasayı yukarı çıkartırım. Yoksa kime satacağım ki? Yani zaten sınırda bir adım atacak muhtemelen. Evet. Global piyasaya düşünerek. Fiyatların çoğu kısmı girdiği için üstü. Evet, çoğu girdi. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şey, 2 gün boyunca uygun kağıtlarda, çok iyi kağıtlar var. Oralarda geldikçe yavaş yavaş alıma başlamak lazım. Ama sert hareketler olacak. Yani onu söyleyeyim. Yani şu 2 gün bayağı bir sert olacak. Şimdi reklama gideceğiz ama yönetmenim de beni uyarıyor, Cüneyt, tamam mı? Soru cevapları, şimdi sorular gelmeye devam ediyor. Soru cevap gideceğiz. Tamam işte. Ve direkt olarak herkesi cevaplamak istiyoruz da. O yüzden
Kısa kısa gidelim. Kısa bir aradan sonra sevgili seyirciler sizlerle tekrar birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, paranın rotası devam ediyor ve hemen şey yapıyorum, sorulara bakıyorum. Art to Shipping, Alper isimli izleyicimiz şöyle soruyor. Türk Telekom'un son dönemde borçlarının arttığını ve öz kaynaklarının da azalmasına 6,5 milyardan 5 milyara düşüşe rağmen 1 milyar lira kar açıklaması nasıl değerlendirilmeli diyor. Bu fikriniz, bu firmayla ilgili fikriniz nedir diyor. Ben kısaca söyleyeyim. Türk Telekom'daki öz varlığın azalması tamamıyla kar dağıtımından kaynaklanmış bir azalma. Yani öz varlık ancak zararla azalabilir. Bir yerden zarar yazması lazım. Dolayısıyla dağıtılan kar öz varlıktan çıkartılır. Öyle bakmak lazım. Önemli olan öz varlık karlılığıdır. Şu an 100 liralısına her sene 20 lira katıyor Türk Telekom ve ciddi büyük montanda da kar dağıtıyor. Benim bu firmayla ilgili görüşüm böyle. Senin bir fikrin, söyleyeceğim var mı? Siz bu konularda çok derin analizler yapıyorsunuz sağladım. Biz genel piyasa stratejisi yaptığımız için görüşlerimize hani belki katılıyorum. Orada sadece şu var. Artık Telekom yalnız değil, rekabetçi bir piyasa. Evet. Diğer Telekom şirketleri de Telekom'un alanına girdi. Özellikle kablolu telefonlar gündemden kalktığı için diğer kurumlarla rekabet sadece sermayesi azalması, hani temettü veriminden değil, ürettiği gelirin rekabetçi ortamda azalmasından da olabilir. Uzun vadede Telekom'a yatırım yaparken biraz düşünmek lazım. Diğer Türksel fon gibi firmalarla rekabeti anlamında. Evet. Onu da not almış olalım. Mert Metehan, hocam altın ne zaman yükselecek? Euro TL ne zaman düşecek diyor. Zannedersem elinde altını var. Euro TL'de borcu olabilir. Evet. Fed pas geçerse altın yükselecek. Aralık ayında muhtemelen bir tepki oluşturacak. Euro TL'de düşecek. Ama orada şöyle de bir denklem var. Draghi'nin söylemleri. Çünkü 0.25'e getirdi. Negatif reel faizden bahsediyor. Dolar endeksi veya euro dolar paritesi dolar lehine gelişirse sepette pek bir değişim olmasa da euro TL'de bir miktar gevşeme olabilir. Evet. Onu da not edelim. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Benim tahminim cumadan sonra, yani cuma gününden sonra altın tekrar yükselmeye başlayacak. Bütün kötü beklentiler fiyata girmiş olacak. Cuma gününden sonra da euro TL'de genel olarak düşüş bekliyorum. Bunların olacağı garantisi falan filan yok. Sadece benim senaryom, kafamdaki senaryomu demin anlattım. Birçok ürüne yansıdı bu şeyler, beklentiler. Dolayısıyla o senaryoya göre konuşuyorum. O senaryoyu uygun bulmayanlar asla buradaki söylemlerimizi yerine altına getirmesin. Altına bir not düşerim üstadım. Altına biraz sonra grafikle bakacağız. Ha, o zaman şey yapalım. Mecnun Çınar, BIST endeksine niçin dolar bazında bakmıyorsunuz sayın üstadlar demiş. Biz şu an bilmiyorum yani daha henüz endekse bakmadık. Dolar baz, ama genelde ben kısa vadeli bakarken TL bazında zaten bakıyorum. Devamlı ama dolar bazında bakmak lazım. Sebebi de %63'ü yabancı yatırımcı olan bir ülkede genellikle dolar bazında bakmak lazım. Fakat kısa vadeli bakınca çok fazla fark etmiyor. Beni izleyenler aslında bilir. Ben 5.10 senti ısrarla söyleyen, o hedefleri ortaya koyan, tüm zamanların en yükseği olarak etiketlediğimiz bu yer geçilmeden 93 binlerin geçilmeyeceğini söyleyenlerdendim. Dolayısıyla dolar TL grafikler önemlidir. Hep bakıyoruz. Yok dolar TL'ye de bakacağız. Yani dolara da bakılmalı, TL'ye de. Ama genellikle orta vadede uzun vadeli yabancı yatırımcı girince 13 ay tutuyor ya elinde, 14 ay. Yani biraz orta vadeli bakınca ben dolara daha çok bakıyorum. Büyük resmi ama şöyle görmek. Son hareket ne oldu? 5 dakikalık işlemi yaparken TL grafikler, büyük grafik. Resime bakarken evet. Dolar grafikler. Gencay Gençol, merhaba. Geçen gün dünyadaki petrol fiyatları ucuzluyor, bizde de ucuzlayabilir dediniz. Tabii ki petrol fiyatları ucuzlarsa bizde de ucuzlayabilir. Oranın bir fiyatlama mekanizması var. Tam tersi oldu diyor. Doğru, fiyatlar ucuzlamadı. Yani dünyadaki petrol fiyatları geriliyordu İran anlaşması nedeniyle. Sonra geri yükselişe başladı. LPG'ye %12 zam geldi. LPG'ye gelen zam zaten sadece petrol fiyatlarının artışından falan değil. Tamamıyla orada bir dengeleme, vergi dengelemesi de yapıldı. Bu ülkede holding patronu da akaryakıta aynı vergi ödüyor. Asgari ücretli de aynı vergi ödüyor. Bu vergi politikası adaletli mi diyor. Kesinlikle adaletsiz. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına tam olarak alıp bütün herkesi vergi mükellefi yapmadan maalesef hükümetin de böyle özel tüketim vergisi gibi, sigaradan aldığı vergi gibi, petrolden aldığı gibi vergi gibi
doğrudan değil dolaylı vergilerle kamu maliyesini toparlama imkanı var. Evet. Bu yapının değişmesi için ciddi bir vergi reformu şart. Şart ve kesinlikle adaletsiz bir vergi. Yani kesinlikle adaletsiz vergi. Çünkü Türkiye'de %70'i dolaylı vergi. Yani satın aldığımız şeyleri ödüyoruz. Trilyonu olan da aynı şeyi satın alıyorsa aynı vergiyi ödüyor. Gariban da aynı vergiyi ödüyor. Yüksek gelirliler ne zamanki dolaysız vergiler %70 olur. Aynı Avrupa'daki OECD'deki yani biz de %30'a düşeriz. O zaman adalet gelir. Ama hükümet çok güzel, devlet daha doğrusu çok güzel bir kaynak bulmuş. Eczaneler, işte bu akaryakıt istasyonları vergiyi bir puan arttırdığın zaman oradan acayip vergi topluyorsun. O şekilde kaynak yaratıyorsun adaletsiz. Evet, hemen devam ediyorum. Okan Ayaz demiş ki paramı ne yapayım.com'daki araştırmaları okumak isteyenler için üyelik sistemi olacak mı? Evet olacak. Orada çıkarttığımız raporları orada ücretler hani hisse önerileri de vardı yüksekti ama sadece raporları okumak isteyenler için cüzi bir ücretle çok cüzi aylık bir ücretle okumak isteyenler için çıkmış tüm raporları yayınlamaya başlayacağız. Büyük bir ihtimalle de pazartesi günü yayınlamaya başlayacağız. Hemen Murat Uçar demiş ki yabancı payı. Pazartesiden beri düşen piyasada yabancının mal almadığını gördük. Dünkü işlemlerde de nötr oldu sanırım. Ancak yabancı payı da aşağılarda, tarım dışı istihdam aşağılarda gelirse, saatlik bazda 120 milyon lot üzerinde işlem görüp aynı zamanda da düşmediğini görmek lazım sanırım değil mi diyor. Bence düşse bile, yani tarım dışı istihdamdan sonra, onun ben alım fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Senin ekleyeceğin bir şey Kasım var mı? Kasım ayında net satış yaptı yabancılar. Ama Eylül-Ekim'de net alımdaydılar. Senelik bazda az bir 200-300 milyon dolara yakın bir net satış durumundalar toplamda. Evet. Ama Kasım ayında da satışları var. Tekrar alım yönde girmeleri için Fed algısının bir miktar ötelenmesi gerekiyor. Ya da artık realize edip fiyatların içine tam girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi dolar Japon yenini sormuş Turgut Polat. Hemen grafiği verelim arkadaşlar dolar Japon yeni grafiğini. Günlük grafiğe bakalım. En son daha önce biliyorsun Cüneyt 103 dolar seviyelerini geçmişti. Yani 1 dolar 103 yen seviyelerini 103.64'e gelmişti. Ve burada bir üçgen oluşturmuştu. Ve bu üçgen şu şekilde yukarı kırıldı. Yani bak şu şekilde şu üçgen yukarı kırıldı. Ve şu üçgenin paraleli kadar şöyle bir yükseliş beklenebilirdi. Ve ilk dirence geldi vurdu. Sen ne diyorsun? Dolar Japon yeninde nasıl bir pozisyon? Yani tamamıyla orada Fed'in kararlarına bağlı olarak dolar endeksinin seyri, euro dolar paritesinin seyri, dolar yen paritesinde de etkili olacak. Japon hükümetinin son dönemde yaptığı parasal genişlemeler, önlemler sayesinde yen dolar karşısında ekstra bir değer kaybetti. Yani diğer kurlara göre ekstra değer kaybı oradan geliyor. Bence de orada 103-105 ciddi bir direnç bandı. Buranın üzerine ancak dolarizasyonla, global anlamda bir dolarizasyonla geçer diye düşünüyorum. Evet. Aşağıda da 100-101'leri stop gibi kabul etmek lazım dolar yen paritesinde. Yani 101'i stop kabul ediyoruz. Evet, yani evet. 100-101 bandını stop gibi kabul ediyorum. O bandın içine veya altına sarkmalarda dikkat edilmeli. Yen bir miktar değer kazanabilir ama açıkçası ben aşağıda 98, yukarıda 105 arasında bir miktar hareketlenmenin devam edeceğini düşünüyorum. Yani o zaman şurası yani 98 ile yukarıda 105-103 en son. 103-105 bandı gibi düşünüyorum ben kendi grafiklerimde. Şu an bir miktar aşağı düşüş başlamış ama çok güçlü destek 101-57'de var. Daha önce şu direnç yani şuradaki direnç nedeniyle benim yani ben olsam 101-45'e stop koyup buradan long pozisyon biraz açıp, daha hani genişletiyorum o false hareketleri 102. engellemek evet. için. Hani bazen fake atabiliyorlar ya üstadım. Evet. O fake'i engellemek ya da ihlal olmasını engellemek adına 101 bandı diyorum. Evet. Ama tabii kaldıraçlı piyasalarda işlem yapanlar bunu saatlik grafiklerde sizin gibi hassas noktalara realize edebilirler bu seviyeleri. Evet. Okan Ayaz şeyi sormuş. Bir şirkette satışların yani cirosunun artmasına rağmen karlılığın aynı kalması nasıl yorumlanmalıdır diyor. Yani maliyetler artıyor demektir. Bağlıdır. Maliyetler artıyordur. İşte enflasyona yansıyan maliyetlerin artması şirketlerde. Yalnız orada çok ilginç bir durum var. Şöyle ben yani çok fazla ilgilendiğimiz şey ciro artarken karlılık aynı kalıyorsa net kar
Burası esas faaliyet karıyla net kâra birlikte bakmak lazım. Esas faaliyet kârı artmaya devam edebiliyor. Ama net kârı etkileyen faaliyet dışı bir sürü faktör var. İşte kurlar falan filan. Yani ama esas faaliyet kârının artmaması önemli. Yani eğer esas faaliyet kârı artıyorsa sorun yok zaten. Net kâr geçici olarak düşük kalabilir. Sonradan esas faaliyet kârıyla net kârı bakmakta fayda var. Evet, şimdi altın soruluyor. Hemen altına geçelim. Altında ne diyorsun? Dün sert bir hareket vardı yukarı yönlü. Verelim arkadaşlar grafiği. Şurada altında dün böyle bir 1220 dolarlara geldi, yukarı döndü. Şimdi hani demin söylemiştim ya, teknik olarak grafiği vereceğim. Evet Cüneyt, sen ben grafiği çizerken sen üzerine konuşabilirsin. Üstadım, ben orada net olarak 1200-1250 bandı içinde şu an yönünü arayan bir altın grafiği görüyorum. 1200 altına sarkma oluşursa 6 Aralık ve devamında, açıkçası 1180 daha önce görülen düşüğün ihlal edileceğini, aşağı yönlü kırılacağını ve 1000-1150 bandına doğru bir hareketin başlayacağını düşünüyorum. Evet. O da 800-900 dolarlardan 1900 dolarlara kadar başlayan ikincil hareketin 300-400 dolarlardan 800-900 dolarlara, oradan da 1900 dolarlara giden altında %61.8 düzeltme seviyesi 1150 dolarlara tekabül ediyor. 800 dolarları bas kabul edersek 800-900 dolarları. Dolayısıyla 1200'ün altında 1180'i son bir stop gibi görmek lazım. Bak ama sana bir şey göstereceğim. Oranın altında 1150 ama yukarıda 1250'yi kırarsa üstadım, 1250'yi çoklu kapanışlarla kırmaya başlarsa, hatta arada bir 1270'ler var, 70-80. Orayı da geçerse 1310'a kadar hareket genişler. 1310'un üzerine de geçerse ben 1420'ye kadar hareket bekliyorum altında. Şimdi bak, net bu bir hareket bekliyorum. 2008 krizi dibi. Burası 1917 dolar. Burası %61.8 çizgisi. Oraya adeta yaklaşmış, hatta değmiş bile yani, şu şeyden alırsak şuraya gelmiş. Burası 1150 dolara denk geliyor. İşte 1150 dediğim o zaten üstadım. %61.8. Senin zaten bu sözün üzerine bunu hemen çizdim. Burada ama 61.8'in altında kapanış olursa felaket olur. Tabii 1000 dolara kadar. Yani 61.8'in altına, yani 1150'nin altına da giderse altın, altını hiç o zaman tutmamak lazım. O zaman 1000 dolara kadar da gider. Şuradaki desteğe kadar. Hareketin tamamını geriler. Ama benim tahminim, orayı test etse bile bir ayı tuzağı oluşabilir. Altında genel olarak dibe geldik diye düşünüyorum ben, ikinci dibe. Ve ben tarım dışı istihdamdan sonra altında pozisyon almalı diyorum ve en az 1320'ye kadar bir hareket bekliyorum. Yani zaten yani, 1250 geçiriyorsa ben de o hareketi bekliyorum. Evet, yani 1200'ün altına gelirse kaçırılmaması gerekir fırsatın diye düşünüyorum. Orada 1200'ün altında 1150 stop. Yani 1150'nin de altına gelirse satacaksın. Yani 1200'den alsan bile zararına satacaksın. Kesinlikle. Ama 1200'ün altına gelse, gelmese bile tarım dışı istihdam verisi sonrasında altında alım yapılarak 1320 hedeflenebilir diyorum. Altınla ilgili görüşüm bu. Ben katılıyorum. Hatta 1250'nin üzerinde çoklu hareketler oluşursa saatlik bazda, hatta günlük kapanışta da teyit oluşursa kesin long olunur. 1240-1250 gibi yerler stop kabul edilip 1300-1320, hatta orayı da geçerse ben hareketin 1420'ye kadar, ben o kadar genişlemeyeceğimi şey, düşünüyorum. İlk başta ama beklemiyorum. Düşüş tam olarak bitmedi üstadım. Yukarı tepkiler hala dar kalabilir dediğiniz gibi. Ben 1000-1150 bandının bir test edileceğini, oraların güzel alım fırsatı vereceğini, hatta bir miktar yatırımcıyı yıldırmak için yatay piyasaya da altını sokacaklarını düşünüyorum. Ama sonrasında altın gene bir sert yukarı yapacak. Zamanlaması önemli. Onun zamanlaması da bu parasal genişleme politikalarından çıkış veya devamı anlamında, ekonomide iyileşme olmuyorsa özellikle Avrupa tarafında. Enflasyonu aşağı, büyüme yok. Bu deflasyon riski Avrupa'dan kalkmadan ya, altın anlamını yitirmez. Şey söyleyeceğim. Bak, altında bir yükseliş bekliyorsun değil mi? Yani bir tepki hareketi ama sonrasında bir dibini bulduktan sonra ikinci bir sert bir hareket bekliyorum. Tamam. 1900 dolarlar kadar olmasa da. Şimdi evet. Şimdi hatta belki onu da geçebilecek. Şimdi diye borsaya bakıyoruz. Ya sürekli Cüneyt, bir cümleni bitirince öteki cümleyi de söylüyorsun ya. Öteki cümleyi de söylüyorsun ya. Öteki cümleyi de söylüyorsun ya. Tamam mı? Çok net olmak adına, yani yatırımcıya en ufak yanılmamak adına çok ayrıntılı açıklama yapıyorsun. Sağ olasın. O sırada da yönetmenim ne yapıyor biliyor musun? İçeriden bana sesleniyor. Yaşar hocam, borsa açıldı. Haberiniz yok mu? diye. Kusura bakma. Sözünü kesiyorum böyle.
Şimdi borsa açıldı. Hemen grafiği verelim. Burada şurası 77 bin. Şurası günlük grafik. Evet. Dün aşağı gittik, geldik. Ve şöyle bir destek. Yalnız bu destek tabii şöyle bir şeydi. Yani desteğin altına geçtik. Yani şuradaki dipten çizince. Desteğin altındayız şu an. Sanki burayı kırmış gibi. Ama bu grafiği şöyle çizersen de böyle oluyor. Dibi yani işte teknik analiz bu. Şimdi 5 dakikalık grafiklere bakalım. Piyasa dün o son 1000 puanlık yükseliş, şu 500 puanlık düşüş. Yani iyi veri geldi düştü, kötü veri geldi yükseldi. Şimdi dünkü kapanıştan sonra bir miktar aşağı doğru geldi ve şöyle bir hareket yapıyor. Bugün yatırımcı için bu hareketin 72 bin ile yani şu 72 bin seviyesiyle 73 bin aralığında dalgalanma yapmasını bekleyebiliriz. Ama saat 15.30'da şuna benzer hareketleri çok göreceğiz. Onu vurgulayalım. Borsada az önce söyledim ben. Tamam şeyi alabiliriz grafiği arkadaşlar. Az önce şunu çok net söyledim. Sevgili seyirciler kafamda bir senaryo var. Bu senaryoyu size aktardım. Aman ha bu senaryoya inanmıyorsanız sakın bir şey yapmayın. Normalde benim kafamdaki senaryoya göre bu iki gün düşüşlerde alım yapılarak hisse senedinde en azından Ocak ayının beklenmesi veya FED toplantısına 2-3 gün kalana kadar beklenmesi şeklindedir. FED toplantısının sonuçlandıktan sonra ondan sonra zaten dananın kuyruğu kopacak. Yani ondan sonra FED başlatmazsa inanılmaz bir şekilde yükseliş olur. Başlatırsa da bir düşeriz ama gene Ocak etkisi nedeniyle zaten fiyatların içerisinde vardı diyorum. Süremiz de dolmuş. Evet Cüneyt, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sen son söz söyleyeceğin bir şey var mı? Ya kesinlikle katılıyorum. 70 bin stoplu mal taşınabilir ama 70 binin altına mal taşımakta iyice düşünsünler. Yukarıda tekrar 75 bin ve 77 bin sıralı geçilirse ben 80 bin 500'ün hala masada olduğunu düşünüyorum. Yıl sonuna doğru. Test edilmesi evet. Hala masada diye düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler. Evet. Şu an sorular gelmeye devam ediyor da programı bitireceğim. Evet Rona da uyarıyor. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Cüneyt sana da çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah haftanın son paramı ne yapıyor? Paranın Rotası programında birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgili seyirciler.